Osmo Mega Atıştırmalıklar serisi. Hangisinden başlasak acaba, şöyle bir göz atalım. Burada Osmo Cornet var. Bakın burada da Osmo Go var. Arabalı bir çikolata. Ayrıca Osmo Hoppo var. Osmo Popsi var. Osmo Yumurta Kafalar sürpriz yumurtası var. Ve Osmo Hoppo. Hangisinden başlayalım? Şu arabalıdan başlayalım. Sütlü beyaz ve bitter çikolatalıymış. Hemen açalım. Sevimli bir araba şeklinde. Tekerlerdeki Osmo karakterlerini görebiliyor musunuz? Bu araba şeklindeki çikolatanın üzerinde kaç tane Osmo karakteri var? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Evet, yeterince dikkatli baktıysanız şimdi diğerlerine geçelim. Bu kutuda 3 tane sürpriz yumurta var. Kutumuzu açalım. Osmo havalı. Havalı sürpriz yumurta. Gözlükleri de şahaneymiş. Osmo şakacı. Dil çıkartan bir şakacı çikolata. Ayrıca bu da mutluymuş. Kalpli gözler. Çok mutlu. Kutumuza da dikkatli bakalım. Bununla da oyun oynayabiliyoruz. Kutunun içinde bakın yumurta kafalar var. Bir karavan arabanın içindeler. Veya sadece bir araba diyebiliriz. Karavan olmayabilir. Burada da hayvanlar falan var. Hangisini açsam acaba, karar veremiyorum. Sizler için şakacı olanı açmak istiyorum. Çok değişik göründü. Göz kırpıyor. Bakalım sürprizimiz neymiş? Osmo sürpriz yumurtanın içinden bir yumurta kafa çıktı ama hangisi? Kalem kafalar. Burada gözlüğü de varmış. Şöyle takalım. Şakacı sürpriz yumurtanın içinden havalı bir yumurta kafa çıktı. Gözlükleri de var. Aşağı yukarı inebiliyor. Oyuncağımızı da şöyle yerleştirelim. Osmo Popsi. Renkli şeker kaplı sütlü çikolata draje. Üçlü paketmiş. Bir, iki ve üç. Osmo'nun kendisi var burada. 24 grammış. Bakalım hangi renkler var içinde. Sarı renk var. Turuncu renk var. Yeşil var. Pembe var. Peki sizin en sevdiğiniz renk hangisi? Cevaplarınızı yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Renkli şekerlerle renkleri öğreniyoruz. Önce Türkçe yapalım, sonra İngilizce yapalım. Turuncu, sarı, yeşil, pembe. Learn colors with candies. Orange, yellow, pink, green, yellow, orange, pink, green, yellow, orange, pink, green, yellow, orange, pink,
green. Orange, orange. Yellow, yellow, yellow. Pink, yellow, orange, pink. Şimdi diğer Ozmo atıştırmalıklara bakalım. Ozmo Hoppa. Macera dolu hazine avı oyunu bu kutunun içindeymiş. Çikolata krema dolgulu bisküvi. Çok çeşitli şekiller görüyorum. Açalım ve bakalım. İçinden bir paket daha çıktı. Kutuyu da dikkatli inceleyelim. Aa, hazine ormanı. Hazine ormanı oyununu geçtin. Sırada define adası ve ıssız ada oyunları var. Tabii burayı geçersek. Oyuncu pulları. Burada bir papağan görüyoruz. Böyle ulaşmaya çalışıyoruz. Aa, burada bir kapan var. Tehlike var, ona dikkat etmeliyiz. Ne güzel ananaslar, muzlar var böyle. Hazinenin içinde de ne kadar güzel altınlar parlıyor. Ozmo Hoppa'yı açalım. Şekillere bakalım. Bunun ne olduğunu çıkartabildiniz mi? Ben tam çıkartamadım. Başka birine geçelim. Burada bir korsan şapkası var. Buna bir bakalım. Burada da bir taç görüyorum. Buna bir bakalım. Oo, bir elmas, bir yakut ya da bir pırlanta. Bir pırlanta daha. Bir korsan eli bu. Kanca şeklinde. Burada da bir hazine haritası var. Korsan şapkası. Oo, bir dümen. Gemi dümeni. Bununla gemimize yön veriyoruz. Yine bir pırlanta. Bu nedir? Aa, buldum buldum. Palmiye ağaçları. Bu ne? Bu bir şişeye benziyor ve içinde de bir zarf gibi, mektup gibi bir şey var. Ya da bir not. Gizli bir not olabilir. Ve yine hazinelerden biri pırlanta. Başka şekillerde buldum. Bir ahtapot. Bakın. Bu da bir balık kılçığı. Ozmo Kornet. Şöyle bir bakalım. Yeniymiş. Aa, çılgın kapaklar varmış üzerinde hem de. Fındıklı, krema dolgulu, renkli şeker kaplamalı, drajeli gofret. Çılgın kapaklar yenilenmiş. Oyunun kuralları Ozmo.com.tr'deymiş. Hadi açalım, çılgın kapak neye benziyor? Ben de sizlerle birlikte ilk kez göreceğim. Ozmo Kornet'in içinden çılgın kapak olarak hareketli bir resim çıktı. Bu neye benziyor, böyle çıkartamadım. Şurada su damlası şeklinde bir işaret var ve yanında da 7 rakamı var. Bunu çözmek lazım, değişik bir şifre olmalı. Hareketi görebiliyorsunuz değil mi? Kaşlarını indirip kaldırıyor, çok komik. Atıştırmalığımıza da göz atalım. Burada da bir şifre var. Böyle devam ediyor. Pembe pembe yazılmış. Dondurma külahına da benziyor. Ve waffle'a da benziyor birazcık. İşte çikolatası burada. Renkli drajeler de üstünde. Hadi tekrar renkleri öğrenelim. Sarı, yeşil, turuncu, pembe. Sarı, yeşil, turuncu, sarı, yeşil, pembe. Şimdi İngilizcesini öğrenelim. Yellow, green, orange, pink. Green, orange, yellow, pink. Green, orange, yellow, pink. Çok eğlenceli bir kornet. Burada bir kova şeklinde atıştırmalık var. Bu da neymiş? Ozmo Hoppa. Macera dolu hazine oyunu.
bu paketin içindeymiş. Çikolatalı krema dolgulu bisküvi. Bir korsan Ozmo görüyorum. Kapağını açalım. Oo, ne kadar çok. Burada bir kart var. Ya da bakalım neymiş kart değil. Merak ettim. Hoppolarla hazine avı başlıyor. Oyunun kuralları yazıyormuş burada. Oyun iki kişiyle ve Ozmo Hoppo paketlerinden çıkan 3 farklı hazine haritası kullanılarak oynanıyormuş. Oyuncular sırayla Ozmo Hoppo paketinden bir adet bisküvi seçiyormuş. Oyuncular haritanın üzerinde bulunan oyuncu pullarıyla bir bisküvinin üzerindeki şekle denk gelen adım kadar ilerler. Başlama noktasında eksi puanlı bisküvi çeken oyuncu bir tur bekler. Hazineye önce ulaşan parkuru kazanır. 3 farklı parkurun en az ikisinde hazineye önce ulaşan Ozmo Hoppo hazine oyununu kazanır. Bakın eksi puan olanlar buradaymış, bu şekiller çıkarsa eksi puan alıyormuşuz. Ahtapot eksi 3 puan. Aa, ne kadar yüksek. Yıldız eksi 2 puan. Balık kılçığı ise eksi 1 puan getiriyormuş. Diğerleri artı puanlar getiriyor. Hazine ormanı da burada. Şekillerimiz çok ilginç. Palmiye ağacı. Burada bir pusula var. Denizciler çok ihtiyaç duyar buna. Yönlerini bulabilmek için. Bir pusula daha. Aa, bir korsan bayrağı gördüm. Bakın bir korsan bayrağı. Bir korsan eli, korsan kancası, korsan şapkası. Burada çok değişik bir şekil görüyorum. Bakın, hazine kutusu. Acaba hazine kutusu kaç puandır, çok merak ettim. Hemen bakmak istiyorum. Artı 4 puanmış. Bu arada en yüksek puan ise açık olan bir hazine kutusu şekli bulmak. O da artı 5 puanmış. Bir bakalım. Ah, işte o da burada, açık olan bir hazine kutusu. İçinde altınlar gözüküyor. Aa, ahtapot çok tehlikeli. Eksi 3 puan demek. Bir dürbün. Bu kutudan daha farklı şekiller çıktı dikkat ederseniz. Bir taç. Bir ahtapot. İşte bu şekilde gidiyor. Ozmo atıştırmalıklarımız bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.